Nasıl bir grafik izleriz? Apple'la ilgili gelen haber borsalar için iyi bir haber değildi. Onun fiyatlamasını görüyoruz biz dahil borsalarda. İyi ee, iyi bir haber değil. Bu iyi haber altın için kötü haber. Bu kötü haber <laughs> altın için iyi bir haber. Bu e, riski varlıklardaki rahatsızlık altın tarafına yönelişi bir miktar daha destekliyor. Bugün de 1590 dolara yaklaştık. Dün 1580 doların üzerinde kalmaya başlıyorsa Yakın vadede en yakın zirvesi 1592 idi. Oraya gitmek isteyebilir diyorduk. Yaklaşık bir 4 dolarlık bir yer kalmış. Endişeler tabii büyüdükçe altın fiyatlarının güçlü kalmaya devam etmesini beklemek gerekir diye tahmin ediyorum. 1600 dolarlara çok uzak değil. Oralara doğru bir hareket de olabilir. Kalıcı mıdır? Bunu bütün piyasalar için konuşuyoruz. Sadece altın fiyatı için değil. Bütün varlık sınıfları için yaşadığımız fiyat hareketlerini kalıcı olarak düşünmek o kadar da kolay değil. Bu haber akışına bağlı bir süreç. Dün Apple'dan bir haber geldi, bunun fiyatlaması. Yarın başka bir haber gelir, iyi haber gelir. Ters döner altın fiyatlarındaki geri, çekilme, geri çekilmeyi izlettirebilir bize. Ama düşüşün bir sınırı var. O sınırdan döndü ve kenarda bekliyor. Gelen haber akışına doğru bir hareketlenme de var. O yüzden bugünkü fiyatlamalarda güçlü bir altın fiyatını görmek çok şaşırtıcı değil. Bir 4 dolarlık diğeri daha var. Oraya kadar da yükselişi beklemek mümkün ama üstünü bekleme görmek içinse kötü haber akışına ihtiyaç var bana göre. Yani üretime dair olabilir, şirketlerden gelecek açıklamalar olabilir, Çin'den yapılacak olan açıklamalar olabilir. Bu altın fiyatlarını yukarıda tutar diye Yani Apple'ı farklı şirketler de izlerse altın fiyatlarında o 1600 ve üzerini mi? ...görülebiliriz. Görebilir. O göre hedefleri mi görürüz? Zaten yani 1600 dediğimiz yer... ...şuradan şey 12 var. dolar. Gün zaten biz bu hareketi takip ediyoruz değil mi? Sen, 10 dolar oluyor. 20 tabii, dolarlık hareketler. Tabii tabii. Yani... E, ...1492 doları gördü. 1592 doları gördü. 1547 dolara kadar düştü. Düştüğü yerden hesaplasak 40 dolarlık yükseliş var. Şu bir hafta 10 gün içerisinde. 40 dolar. E, 40 dolardan sonra 10 dolar zor bir hareket olmaz. Ama... E, ...çok nasıl diyeyim çok seri hareketler mi bunlar? Çok hızlı hareketler mi? Değil. Yani altın için sert bir fiyatlama var dedirtmiyor bana göre hala ama haber akışı da şu an için altın fiyatlarını yukarı doğru itiyor, itmeye de devam edecek gibi şimdilik.